Konkordato'ya girdiğinde, Konkordato'ya girdiğinde süre devam eder. Konkordato'nun sonucunu görmemiz lazım. Çünkü Konkordato'da biliyorsunuz, yani oradan şirket ya düzlüğe çıkıp yaşamaya devam edecek ya da iflas edecek. İflas ederse iflas için dediğimiz geçerli olacak. Çünkü hisse senedinin artık değeri sıfır. Bununla ilgili genel idaresinde çalışmalar var. Bu değişecek hocam. Nesi değişecek? Şöyle, bazı maddelerine ilaveler gelir tebliğiyle beraber. Gelir, evet. Çünkü eksik yanları var. Eksik yanları var. Dolayısıyla şirket yaşamaya devam ederse, Konkordato'da da geçen sürelerde bu süreden sayılacaktır tabii ki yani. O süreyi durdurmuş olmuyor öyle bir şey. Türkiye'de de yani muhtemelen işte bizim de bu şirketlerde var. Yani ismini söylemekte mahsur yok. Çok ciddi bir tutarı satılan bir oyun şirketi vardı mesela, değil mi? Hatırlamıyorum isimleri. Getir, değil mi, bir ara kısmen satıldı. Yemek Sepeti. Bunların hepsinde bu hisse senetleri oldu. Ama onlar eski sistemde ne oldu? Ücret olarak vergilendirildi. Evet, biraz uzadı. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Çok kısa kısa diğer konulara da değinelim. Çok fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Serbest bölge. Serbest bölgeyle ilgili 2-3 cümle söyleyelim. Geçelim. Biliyorsunuz serbest bölgeyle ilgili bu düzenlemeden önce serbest bölgede faaliyette bulunan şirketlerin üretmiş oldukları ürünlerin satışından elde ettiği kazançlar istisnaydı. Burada sadece yurt dışına satışı artık istisna kapsamında oldu. Dolayısıyla yurt dışına satış esas. Yani serbest bölgede üretmiş olduğunuz ürünleri bir de yurt dışına satarsanız kazançtan istisna olacak. 1-1-2025'ten itibaren geçerli olmak üzere. İstisna kapsamında olmayan kazançlara bakalım. Üretim dışı faaliyetler, al sat, hizmet, eğer üretim dışında bir faaliyetiniz varsa, serbest bölge dışında üretilen malların satışından, yani serbest bölge dışında ürettiniz, serbest bölgeden sattınız istisna kapsamı dışında. Faaliyet ruhsatının da belirtilen alan dışında bir üretim söz konusuysa gene bu istisna kapsamı dışında. Serbest bölgede veya dışında fason olarak imal ettirilen ürünler de hizmet istisna kapsamının dışında. İstisna için 4 tane şart gerekli arkadaşlar. 1- ruhsat olacak, üretim ruhsatınız olacak. 2- ruhsatta, üretim ruhsatınızda yazılı ürünleri serbest bölgede ne yapacaksınız? Üreteceksiniz. Bu da yetmiyor. Bu ürettiğiniz ürünleri yurt dışına satacaksınız. Bu da önemli. Ve bununla ilgili de bir bildirim yapmanız gerekiyor. Faaliyet ruhsatını, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu ve araç parkını mutlaka vergi dairesine ne yapmamız lazım? Bildirmemiz gerekiyor. İstisnadan yararlanmak için. Tabii serbest bölgede kazancın tespiti için de muhasebenizi de kayıtlarınızı da ona göre, ona uygun tutmanız gerekiyor. Yani her bir iş bazında, her bir ürettiğimiz ürün bazında bunlar için katlandığınız maliyet ve giderleri de buna uygun bir şekilde kayıtlarınızı tutmanız gerekiyor. Ne yazık ki bir tane örnek var ve o örnek de gerçekten çok basit bir örnek. Gerçekte böyle olmuyor tabii ki. Çok karmaşık oluyor. Dolayısıyla bu karmaşıklık bize beyannameyi hazırlarken problem yaşatmasın diye hesap planının mutlaka kazancın, istisna edilen kazancın doğru tespit edilmesi için ona uygun, değil mi, hesap planının açılması ve kayıtların ona uygun takip edilmesi gerekiyor. Yurt dışına verilen hizmetlerde kurumlar vergisi indirimi, buyurun. Hangisine? Sadece ihraç etkiyi, üretim ihraç etkisi
kısmı ayrı mı hesaplanmış? Çünkü burada özel hesap dönemlerine bir artık yok, hani ayrı bir tarih belirtilmedi sevgiyle. Evet. O zaman ben ikinci yarım kişi, hesap dönemimizin ikinci yarısında için 1/2025'i bozalım. Ben öyle düşünmüyorum. Tevhide belirtilmemiş ama. Ben öyle düşünmüyorum. Normalde 1/1/2025'ten itibaren geçerli olduğu için sizin de 1/1/2025'ten sonra başlayacak ilk özel hesap döneminizden itibaren geçerli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tevhide bununla ilgili maalesef evet, açıklama yok. Ama o diğer konularda hep bu yönde açıklama olduğu için özel hesap döneminin kullanımıyla ilgili burada da ben böyle olacağını düşünüyorum. Yani anladığım kadarıyla sizin 1 Temmuz 30 Haziran, dolayısıyla 1 Temmuz 2025'ten sonraki der için sanki bunu uygulamanız gerekecek. Ama nereye de idare eden bir görüş yapalım. Özel bir ama benim şahsi kararım Fatih Hoca'nın İfade etmeyeyim. Normal bir tevhidatı hesaplanan bir için bir ayrı bir cümle olur. Evet. Özel hesap dönemi zaten başlangıcı için bulunduğu yıl sayıldığı için bir günümüz olması gayet yani mantıklı. Değil mi? Öyle. Yani genelde o şekilde. Başka yerlerde geçiyor bu tür ifadeler genel anlamda. Evet. Yurt dışına verilen hizmetlerde kurumlar vergisi indirimi kırmızıyla olan bölüm değişti. Elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla %80'i kurumlar vergisinde gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılır diyor. Burada işte tevhide neler geldi? Kazancın tamamı elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar gelecek. Beyanname hangi tarihte veriliyorsa uzadıysa o tarihe kadar mutlaka o paranın tamamının ne olması lazım? Tahsil edilmiş olması lazım. Ödemenin Türkiye'de yapıldığı durumlarda ayrıca transfer şartı aranmaz. Bu önemli. Kazancın bir kısmının Türkiye'ye transfer edilmesi durumunda istisnadan yararlanmak mümkün değil. Kazancın hesap dönemi kapandıktan sonra transfer edilmesi halinde sonraki dönemlerle ilgili kazanç için istisnadan gene yararlanılması mümkün değil. Geçici vergi döneminde kazançların ilgili geçici vergi dönemine ait beyannamenin verileceği tarihe kadar getirilmesi durumunda bu geçici döneminden itibaren istisnadan yararlanmak mümkün diyor. İndirim kapsamındaki faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur ve vade farkları da indirim tutarının tespitinde dikkate alınır. Burada kayıtlar çok önemli değil mi? Kayıtları gene bunu özel tutmamız gerekir. Çünkü sadece bu iş için kurulmuş olmuyor şirketler. Değil mi? Birçok işin yanında yurt dışına bu kapsamda hizmet veriyorsunuz. Bunun istisna edeceksiniz. Dolayısıyla bunu ayırt etmeniz gerekiyor. İndirimin şartları, hizmetin bir kere esas faaliyet konusunda olması gerekiyor. Türkiye'de yerleşik olmayan kişi ve kurumlara sunulması. Yani hizmet burada sunulabilir, faydalanma ama bu anlamda yurt dışında yerleşik kişi veya kurumlar tarafından olmuş oluyor. Faturanın yurt dışında mukim kişi veya kurum adına düzenlenmesi gerekiyor. Hizmetler münasıran yurt dışında yararlanılması zaten bunlar hizmet ihracatının şartları. Tahsilatın artık bir şart daha geldi. Bu %80 indirim için geçerli. Kurumlar vergisi beyannamesinin tahsil edildiği tarihe kadar elde edilmesi gerekiyor. Örneklere değinmeyeceğim. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Burada transfer tarihi çok önemli beyanname ile ilgili olarak. 3 tane örneğimiz var zaten. Bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? Buyurun beyefendi. Benim bir firmam var bu şekilde işler yapar. Almanya'ya. Ne işi yapıyorsunuz? Bilgisayar yazılım. Yazılım. Yazılım firması. Almanya'daki bir aracı firmaya yazılım ihraç ediyor. Tamam. Burada. O firma da Almanya'daki Mercedes veyahut da işte Porsche bazı firmalara hizmet veriyor ama bu Alman bu yazılım hizmeti sadece Almanya'da yer alamıyor. Tüm dünyada yer alamıyor. Evet, olabilir. Bir sakınca bir şey etmiyor. Yok, hayır. Şu anda uygulamasını elde ediyorum. Bir sıkıntı yok, devam ediyor işlemler ama aklıma geldi. Bir problem yok. Yani yurt dışında yer alamıyor çünkü. Doğru. Yani şimdi o yurt dışında yer alamıyor.
Mercedes'te kullanıldığını düşünelim yani. Otomobil içinde kullanıldığını düşünelim. O Mercedes Türkiye'ye de satılabilir. Fark etmez sonuç itibariyle. O ayrı bir şey. Ya bizde ayrı bir şey mesela o var ise gidiyor dolaylı olarak aracı kurumdan. İsviçre'ye gidiyor yani. Novartis İsviçre'deydi galiba. Evet ama bazen. Novartis'in Türkiye'de de bir sürü biliyorsunuz satışları var. Hizmetler oraya da gidebilir o yazılım hizmeti bulucu ölçemezsiniz. Hayır onu ölçemezsiniz ki. Evet ölçemez bir şey. Evet ölçemezsiniz. O yazılım Türkiye'de indirildiği anda indirildiğiniz ama indirildiği uygulamayı indiriyorsunuz ya mesela. İndiren kişi zaten onunla ilgili bir aldığında bir vergiyle ilgili başka bir madde kapsamında. Hayır yazılımın nihai tüketici mi kullanıyor ki? Hayır. Novartis kullanmıyor mu? Novartis kullanıyor. Tamam. Novartis'te İsviçre'de olduğuna göre problem bitmiştir diye bakmak. Yani tabii İsviçre'yi gönderip yazılımda İsviçre'yi göndermiyor musunuz? Tabii. Tamam orada faydalanılıyor. Yani yararlanmış, ben de yararlanmış deyince ucu açık mı kavramıyor? Hayır, konuşu tatlı. Yok, o kadar karıştırmayın. Kollandırmalar, buraya gerek yok ya. İhracatçı ve imalatçılar ne indirimli kurumlar vergisi? Biliyorsunuz bu vardı. 32.7, 32.8, 32.9. Bunlarla ilgili 23 nolu kurumlar vergisi tekniğinde bolca örnek geldi. Biliyorsunuz ihracat için 5 puan, imalat için 1 puan var. 9. madde de şunu söylüyor. İndirimli oranları kullanırsan diyor bu madde kapsamında diğer indirimler uygulandıktan sonra kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır diyor 7 ve 8. Yani sizin zaten indirimli kurumlar vergisi oranına tabiyseniz bir başka nedenden dolayı indirimli bir kurumlar vergisi söz konusuysa önce onları uygulayacaksınız. Daha sonra ihracat için 5 puan ve imalat için 1 puanı tatbik edeceksiniz. Şartlar şu, ihracat için 5 puanlık şart, bir kere ihracat yapmanız yeterli. Ama üretim için kullanacaksınız, burada belge arıyor. Ne belgesi arıyor? Sanayi sicil belgesine sahip olacaksınız ve fiili üretimde bulunacaksınız. Bu çok önemli. Benim sanayi sicil belgem var ama üretim yapmadım, yararlanamam. Üretim yaptım, sanayi sicil belgem yok, gene bu indirimli orandan yararlanamıyoruz. İhracatçılar için örneklerimiz var. Bence burada herhalde en çarpıcı örnek, iki nolu örnek, ona bir bakalım. İki nolu örnek bence çarpıcı. Ticari bilanço kârına kadar 500 bin. 500 bin liralık ticari kazanç nereden geliyor? 600 bin lirası İhracat faaliyetinden elde edilmiş. 100 bin lirası da diğer faaliyetlerden zarar var. Toplam ticari kazanç 500 bin. 300 bin lira da kanun kabul edilmeyen giderim var. Matrağı etkileyen başka bir unsur olmadığı için kurumlar vergisi matrağım 800 bin lira. 500 bin artı 300 bin. Bunu bir örneği bitireyim sonra sorun lütfen. Şimdi indirimli oranı nasıl uygulayacağım? İndirimli oranı uygulayacağım. Neye uygulayacağım indirimli oranı? Bir kere hangi matrağı uygulayacağım? Dolayısıyla matrağı almam lazım. Matrağı ihracat faaliyetinden elde edilen kazancı ticari kazanca bölüp oranı buluyorum. Burada ihracat faaliyetinden ne kadar kazanç elde etmişim? 600 bin. Ticari kazancım ne kadar? 500 bin. 600 bin bölü 500 bin %120 çıkıyor. Yani ihracat faaliyetinden elde ettiğim kazanç toplam ticari kazancın üstünde. Dolayısıyla burada 800 ihracat matrağına kadar 800 bin. 800 bin de matrahtı. Matrağla çarptığımda sanki matrağın tamamını buna bu oranı uygulayacakmışım gibi çıkıyor ama öyle değil. Çünkü uygulayacağınız matrağın üst limiti o faaliyetten elde ettiğiniz kazanç tutarı. Dikkat edin buradaki ne kadar? 600 bin. Dolayısıyla 600 bini de sınırlandırılmış bizim uygulayacağımız tutar. Hani böyle olunca 800 bin liranın matrağının 600 bin lirasına 5 puanlık indirim yapabiliyorum. %20'den hesaplayacağım.
Kalan ne kadar kaldı? 200.000. 200.000 genel orana tabi olacak. Bence bu dört örnekten en çarpıcı örnek buydu. O yüzden buna değiniyorum. Diğer sayfaya geçeceğim ama size bir söz vereyim. Soracaktım. Normalde ben bunu da uyguladım. Bu şekilde yaptım. Ama bizim ilgili mali müşahidenin görüşü kalanlar çok edilmeyen giderleri bu indirimli kurumlar vergisini oralamama yapıyor. Evet, yani. O şekilde yapıyor. Oralama yapıyor. Ben dedim ki 300 bin liranın tamamını. Yani tarifler benim tamamı %25'ten verdiler. Evet. Onu üretimden ya da ihracattan diye dağıtmama izin, yani o yönde bir olumlu görüş vermediği için. Şimdi şöyle. Bu 23 nolu kurumlar vergisi tebliği birçok örnek verdi. Kuvvetle muhtemel üstadımız bu tebliğden önce siz bunu uyguladınız, kuvvetle muhtemel. Orada da bizim de uygulamalarımızda ben de kanundan kabul edilmeyen gider kısmını katmadım birkaç tanesinde. Çünkü böyle bir örnek olmayınca bu konuda eleştiri olabilir. Dolayısıyla o dönemde öyle yapılması bence mantıklıydı. Ama şimdi böyle bir örneğimiz artık elimizde var. Dolayısıyla bence üstad temkinli yaklaşmış, biz de öyle yaklaşmıştık. Dolayısıyla bence bir sıkıntı yok yani, ona yanlış dememiz mümkün değil yani. O değil mi? O dönemde öyle uygulanıyordu çünkü. Ama artık bu örnek var yani, bu örnek iki çok çarpıcı. Yani bu açıdan bu dört örnek arasındaki en değerli örnek buydu. Geçiyorum. Şuna dikkat edelim bir de burada. Evet, bu örnekler de üreticilerle ilgili. Üreticilerde 1 puan. Bu iki örnek arasında büyük bir fark yok. Dolayısıyla burayı geçeceğim. Ama şu örneğe bakalım isterseniz. Yani hem üretici hem ihracatçı. Sanayisici belgesine haiz ve çanta üretimiyle uğraşan bir işletme yurt içi piyasada satıyor, ihracat da yapıyor. 2023 yılında 400 bin TL yurt içi satışı var. İhracattan da 600 bin lira var. Toplam 1 milyon kazanç elde etmiş. 400'ü içeriye, 600'ü yurt dışına. 1 milyon TL olan ürettiği ürünlerin yurt içi satışından elde ettiği 400 bin liralık kazanca 1 puan. İhracattan elde ettiği 600 bin liralık kazanca da 5 puan indirimi uygulanıyor. Böylece söz konusu kazancı, yani 600 bin liralık ihracat kazancı vardı ya, bu aynı zamanda kendi üretiminden elde etti. 5 artı 1, 6 puan yapmıyoruz. 600 bini 5, 400 bini 1. Var mı burada bir problem? Yok. Aynen. Yani ikisini birden uygulayamıyorsunuz. Şimdi bu örneğe sayısal olarak bakalım. Ticari bilanço kârı 2 milyon. Görünüyor değil mi? 2 milyon. Efendim? 2 milyon inşaat makinelerinden gelmiş. Hırdavattan gelmiş 800 bin. Zarar gelmiş. 400 bin inşaattan kar gelmiş. Beyaz eşyadan da 1 milyon 400 bin lira ne gelmiş? Kazanç. Toplam 2 milyonun nesi var? Ticari bilanço kârı var. Kanunen kabul edilmeyen giderleri, geçmişi zararları dikkate aldığımızda matrağı 1 milyon 300 bin çıkıyor. Ben ne yapacaktım? Matrağı ihracat faaliyetinden elde edilen bölü ticari kazanç, bir de imalattan elde edilen bölü ticari kazanç yapacaktım. Onları yapıyorum sağ tarafta. Mavi ile olan üretim orada 260 bin lira mı çıkıyor? 1 milyon 300 bin nasıl hesaplandı? Matrahtı. 400 bin nasıl bulundu? Yurt içi satıştı. 2 milyon neydi? Ticari kazançtı. Oradan 400 bölü 2 milyon %20 çarpı 1.3 milyon 260 bin üretimden dedik. Kaç puan düşecek? 1 puan. Demek ki 260 bin çarpı %24. İhracat için hesaplayalım. 600 bin nereden geldi? Bakın 800 1 400.
iki tane yurt dışı satışı var. Birinde zarar var, birinde kar var. 1.400.000 - 800.000 lira ihracattan var. Onu da neye bölüyoruz? 2 milyona, %30. O da 1.300'e çarptık, 390. Kalan 650.000, yani 1.300.000, eksi 260, eksi 390, 650 genel oran. Ya 1.300.000 liralık matrağımız vardı. Bunu 3'e böldük. Biri %24'ten bir kısmı, bir kısmı %20'den.